Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyada göçler konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de bu konu Beşeri Sistemler kısmında yer almakta. Bugün biz sizlerle neler göreceğiz? Sizler neler öğreneceksiniz derseniz öncelikle göçe sebep olan temel unsurlar nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonraki süreçte göç türlerinden bahsedip devamında tarihteki önemli göç hareketleri Türk göçlerinin sebepleri ve sonuçları güncel mülteci göçlerinden bahsedip bu kısmı bitireceğiz. Tabii ki de ben burayı anlatırken beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için hemen ne yapıyorsunuz? Sıfırdan ona konu anlatımı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Bakın şöyle ünite 2 beşeri sistemler kısmında 3. bölüm göç kısmı sevgili arkadaşlar. Buradaki kısım Türkiye olanı. Biz ise bugünkü dersimizde şuradaki dünyada göçleri işleyeceğiz. Yani sayfa aralığı veriyorum. 132, 34, 36 36, 38. sayfalar. Hemen şöyle 132. sayfayı açarsam göçe sebep olan faktörler, itici çekici faktörler akabinde sağ tarafta görüyorsunuz çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Bu testleri de hemen dersimiz bittikten sonra hemen sıcağı sıcağına çözüyorsunuz diyelim. İkinci kısmımızda... da Dinamo Soru Bankası kitabımız yer almakta. Bu kitabımızda şöyle içindekiler kısmını açarsanız burada da sizin çözebileceğiniz yani dersimiz bittikten sonra çözebileceğiniz kısımlar hemen şöyle Şöyle üçüncü bölüm göç. 118, 119, 120 sayfa aralıklarıdır sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle ben şuradan 118. sayfayı açayım. Örnek bir model soru çözümümüz var. Hemen devamında çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Tabii ki de takıldığın sorularla ilgili ne yapıyorsun? Karakut'u okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. O zaman hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi sevgili arkadaşlar göç nedir dersek göç herhangi bir bireyin herhangi bir sebepten dolayı yaşadığı yeri terk ederek başka bir yere bakın burada kalıcı bir şekilde yerleşmesine ya da bak kalıcı da olabilir ya da geçici bir şekilde yer değiştirmesi ya da yerleşmesi işlemini biz göç diyeceğiz. İnsanlar neden göç eder? Mesela bulunduğu alanda tarımda makineleşme faaliyetleri yaygın hale gelir ve işsizlik ortaya çıkar ve insan bulunduğu bu coğrafyadan göç etmek zorunda kalabilir. Hızlı nüfus artışı vardır ve o doğal kaynaklar insanlara yetmeyecektir. İnsanlar bundan dolayı da göç edebilir. Tarım toprakları miras yoluyla parçalanır ve tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiler. Bu da insanların göç etmesine sebep olmaktadır. Doğal afetlere bağlı olarak insanlar bulunduğu coğrafyalardan başka alanlara göç edebilir. Ya da eğitim sağlık hizmetlerinin yetersiz olması. Kişisel inançları daha rahat bir şekilde yerine getirebilme isteği ve bu alanlara bağlı olarak buradaki söylemiş olduğumuz unsurlar nedir? Olumsuz unsurlar. O zaman ben herhangi bir yer den göç edeceksem bu faktörler varsa bunlar olumsuz unsurlardır ve bu göçe sebep olan sevgili arkadaşlar itici faktörlerdir. Yani ben atıyorum A kentinden B kentine gideceğim. A kentinde bunlar var ve biz bunlara göçe sebep olan itici faktörler diyoruz. Tabii ki de göç edeceğimiz yani B merkezinde de bazı olumlu durumlar olması lazım ki evet biz oraya gidebilelim. Biz mesela iş olanaklarının çeşitli olması diyebiliriz. Eğitim sağlık hizmetlerinin çeşitli ve yeterli olması diyebiliriz. Kültürel faaliyetlerin fazla olması, dini inanç ve kişisel özgürlükleri daha rahat bir şekilde yaşama isteği bizim bulunduğumuz alan Başka alana yani A'dan B'ye gitmemizde etkili olan olumlu faktörlerdir ve biz bunlara ne diyeceğiz göçe neden olan çekici faktörler diyeceğiz o zaman unutma biz bir yerden göç ediyorsak burada bir takım itici faktörler var nereye gidiyoruz B'ye gidiyoruz o zaman burada da çekici faktörler vardır diyebiliriz. Şimdi geldiğimiz zaman göçle ilgili kavramlara, göç türleriyle ilgili birincisi insanlar nereden nereye göç ediyor dediğimizde dünyada ve günümüz ülkemizde insanlar kentten kente yoğun ölçekte göç etmekte. Daha sonraki süreçte kırdan kente göçe olay hareketi var. Kentten kıra ya da kırdan kıra göç hareketi vardır. Ama ülkemizde özellikle son dönemlerde kentten kente yoğun ölçekte bir göç hareketinin olduğunu söyleyebiliriz. Mesafeye göre baktığımızda göçler ülke sınırları içerisinde yapılıyorsa biz bu göçleri iç göç diyeceğiz. Ama ülke sınırları dışarısında yapılıyorsa biz bu göçlere de dış göç diyeceğiz. Yani Ardahan'dan bir insanın İstanbul'a gitmesi iç göç. Ardahan'dan bir insanın Almanya'ya gitmesi dış ...iş göç olarak ifade edilebilir. Geldik süresine göre geç sürekli göçler sevgili arkadaşlar. Yani bulunduğumuz herhangi bir alanı terk edip başka bir alana yerleştik ve bu alandan tekrar eski alana hiçbir zaman gitmedik. Yani sürekli olarak ikametimiz orada yer aldı. Bu sürekli göç olarak ifade edilir. Ama biz belirli dönemde belirli faaliyetler neticesinde herhangi bir alana gidiyor ve... O faaliyet alanı bittikten sonra tekrar bulunduğumuz yere geliyorsak bu da mevsimlik geçici göç olarak karşımıza çıkar. Peki oluşum nedenine göre yani isteğe göre de diyebiliriz buna. Zorunlu olabilir. Yani bizim isteğimiz dışında bazı durumlar meydana gelmiştir ve bu göç hareketi zorunlu göçtür. Ama biz kendi isteğimizle de bir yerden herhangi bir yere göç edebilmekteyiz. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar geldik şimdi göçlerin nedenleri. İnsanlar niye göç ediyor? Tabii ki de doğal nedenlere bağlı olarak meydana gelen göç hareketleri var. Burada iklime bağlı olarak meydana gelen kuraklıklar insanların bulunduğu alandan başka yerlere göç etmesini sağlayabilir. Erozyonla birlikte topraklar verimsizleşip tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyeceği için insanlar bu alandan göç edebilir. Ya da su kıtlığı, toprağın verimsizleşmesi ki erozyon bunun sebeplerinden bir tanesidir ki bu sonuçtur. Deprem, sel, çığ, heyelan, volkanik patlama, tsunami, yangın yangın gibi faaliyetler. Yani bunlar doğal nedenler. Bu olaylara bağlı olarak insanlar bulunduğu yerden başka yerlere göç ediyorsa bunlar doğal nedenlere bağlı olarak meydana gelen göç hareketleridir. Tabii ki de her göç hareketi doğal nedene bağlı olarak meydana gelmez. Bununla birlikte siyasi nedenler de vardır. Mesela savaşlar günümüzde bunu yaygın bir şekilde görebilmekteyiz maalesef. Cumhuriyet döneminde yapmış olduğumuz mübadele göçleri, siyasi baskılar, sınır değişiklikleri ve iç karışıklıklar insanların daha güvenli yerlere göç etmesine sebep olmakta ve bu faktörlerde göçe sebep olan siyasi nedenler olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Tabii ki de göçe sebep olan unsurların başında ekonomik nedenler gelir. Daha iyi bir hayat imkanı sağlamak için, daha iyi bir yaşam standardı sağlayabilmek için insanlar iş imkanlarının zengin olduğu, fazla olduğu alanlara göç edebilir. Bu ekonomik nedenin başıdır. Doğa zenginlikler, gelir dengesizliği, toprakların miras yoluyla parçalanması ya da geçim sıkıntısı göçe sebep olan ekonomik faktörler içerisinde yer alır. Olmaktadır. Tabii ki de göç bazen istek doğrultusunda düşündüğümüz zaman kendi isteğimiz doğrultusunda da olabilir. Biz bu göçe ne diyorduk? Gönüllü göç diyorduk. Nasıl? Daha iyi bir eğitim alabilmek için bulunduğumuz yeri terk edip başka bir alana gitmemiz. Dini nedenler, kültürel farklılıklar, sağlık hizmetlerinin daha iyi olduğu alanlar ya da daha iyi yaşam tercihine bağlı olarak biz bulunduğumuz alanlardan başka alana gidebiliriz. İşte bu da göçe sebep olan sosyal ve kişisel nedenler olarak karşımıza çıkar. Şimdi biz şunu biliyoruz. Yani dış göç ifadesinde şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Şimdi bizim ülkemizin güneyinde Suriye var ve 2011 yılında iç karışıklığa bağlı olarak ciddi anlamda bir karışıklık var. Ve insanlar bulunduğu bu alandan can mal güvenlikleri tehlikede olduğu için güvenlikleri sağlanabilecek alanlara göç etmekte. O zaman burada iç karışıklıklar bu siyasi nedene bağlı olarak göç olarak ifade edilir. Ya da Tuzgölü ve çevresinde erozyona bağlı olarak toprakların verimsizleşmesi sonucunda insanların daha başka alanlara gitmesi doğal nedenlere bağlı olarak meydana gelen göç olabilir. Ya da Doğu Anadolu bölgesinde çığ olayı sonucunda insanların başka alanlara göç etmesi doğal sebeplere bağlı olarak meydana gelen göçler olabilir. Ya da eğitim hizmetlerinin yetersiz olduğu alanlardan eğitim hizmetlerinin daha iyi olduğu alanlara insanların göç etmesi, ne olacaktır? Sosyal kişisel nedenlere bağlı olarak meydana gelen göçler olacaktır. Bununla birlikte Misal yaz döneminde özellikle turizm faaliyetlerinde insanların çalışabilmesi için Antalya, Muğla gibi illere gitmesi, daha sonraki süreçte tekrar bulunduğu ile gelmesi göçe sebep olan sevgili arkadaşlar ekonomik nedenler süresine göre de geçici göç olarak ifade edebiliriz biz bu göç hareketini. Şimdi geldik geçmişten günümüze göç hikayelerinden birincisi Türklerin Orta Asya'dan yapmış oldukları göç. Şimdi tamamen olmasa da sevgili arkadaşlar çoğunlukla Orta Asya coğrafyasında göçe ve bir hayat süren Türkler ana yurtları olan Orta Asya'dan ayrılarak başka bölgelere doğru göç etmiştir. Orta Asya neresidir dersek Batı'da Hazar Gölü ve Ural Dağları diyebiliriz. Doğu'da Çin, Güney'de Himalaya Dağları, Kuzey'de Sibirya dediğimiz alanın tam ortasında. Şimdi bu alanın iklimsel bazı özelliklerini çıkarmamız gerekirse site iklimi bu coğrafyada çok egemen ve etkin. Bununla birlikte bitki örtüsü bozkır ve biraz önce söylemiş olduğumuz gibi tamamen yani hepsi göçebe bir hayat sürmese de Türklerin büyük bir çoğunluğu bu alanda göçebe bir hayat sürüyor. Ve burada özellikle iklime bağlı olarak meydana gelen kuraklıklar hayvanlara otlak bulma ihtiyacını doğuruyor. E, hızlı bir nüfus artışı var ve doğal kaynaklar bu alanda yaşayan Türklere yetmiyor. Yeni yerleri fethetme arzusu Türk boyları arasındaki hakimiyet mücadeleleri, bölgedeki siyasal nedenler, Çin'le birlikte yaşamış olduğumuz savaşlar ve esir düşme korkusu bunlardan dolayı Türkler bu alandan göç ediyor. Tabii ki de Türkler bu coğrafyada ilk göç ederken böyle uzak alanlara göç etmiyor. Hemen bak yeşille ilk genişleme alanlarını gösteriyoruz. Hemen çevresindeki alanlara göç ediyor. Ve daha sonraki süreçte Türk topluluklarının dördüncü yüzyılda Ana yurtları olan Orta Asya'dan ayrılarak Avrupa kıtası ve Asya kıtasının batısına doğru başlattıkları göç dünyadaki en büyük kitlesel göç hareketlerinden biridir ve biz bu göç hareketine kavimler göçü diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de burada özellikle durum şöyle. Şimdi biz o Anadolu coğrafyasına geldik nereden? Orta Asya'dan. Anadolu coğrafyasına Orta Asya'dan gelirken durum şöyle oluyor. Buradan özellikle kuzeye giden Türk toplulukları olmuş. Doğuya giden Türk toplulukları, güneye giden Türk toplulukları olmuş ama Türk topluluklarının çok büyük bir bölümü batıya doğru gitmiş. Batıya gittiğinde karşısına Hazar Gölü çıkıyor. Hazar Gölü'nün güneyinden Anadolu coğrafyasına, Hazar Gölü'nün kuzeyinden Avrupa coğrafyasına gidiyor. İşte bu Hazar Gölü'nün kuzeyinden Avrupa coğrafyasına giden Türklerin başlatmış olduğu o biraz önce söylemiş olduğumuz dördüncü yüzyılda gerçekleşen kitlesel göç hareketi kavimler göçü olarak ifade edilmekte sevgili arkadaşlar. Tabii ki de kavimler göçünün nedenleri arasında Orta Asya coğrafyasındaki kuraklık, otlakların yetmemesi, nüfusun baskısı yani artan bir nüfus ve Çin baskısı diyebiliriz. Sonuçlarına baktığımızda ise Avrupa'nın siyasi yapısının değişmesi. Tarihteki en büyük nüfus kitlesel göç hareketinin olması, yeni devletlerin kurulması, kavimler göçünü diğer göç hareketlerinden ayıran en önemli unsurlardır diyebiliriz. Şimdi geldik yeni dünyayı göçler. Yeni dünya neresidir dersek özellikle 15. yüzyılda Kristof Kolomb olabilir, Magellan, Vasco de Gama olabilir, Bartelmi Diaz olabilir ve diğer kaşiflerin yapmış oldukları seyahatlerin sonucunda yeni alanlar keşfediliyor. Ve biz bu yeni alanlar kısmında Amerika ve Okyanusya kıtaları diyeceğiz ve bu yeni keşfettiğimiz alanlar yeni dünya olarak ifade edilmekte. Peki bu yeni dünya dediğimiz alana yoğun ölçekte Avrupa kıtasından göç hareketi başlıyor. Ve 1492 yılından sonra yani 1500'lü yıllardan sonra Avrupa'dan çok sayıda insan bu yeni dünya dediğimiz alana gidiyor. Sadece Avrupa'dan insanlar gitmiyor. Afrika'dan da köleler gidiyor sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Niye insanlar bu alanlara göç ediyor dersek tabii ki de ülkelerdeki siyasi baskılardan kaçmak için, dini inançlarını özgürce yerine getirmek için ki Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin baskıcıda bir tutumu var. Yeni kıtayı tanımak, maceraya atılmak için ülkelerinde elde edemedikleri fırsatlardan yararlanmak için insanlar sevgili arkadaşlar Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan da köleleri Amerika'ya götürüyorlar. Sanayi devrimi ile birlikte sevgili arkadaşlar özellikle gelişen teknoloji ve seyahatlerin kolaylaşması bu kıtaya yani Amerika kıtasına yapılan göçü hızlandırmış. Bu göç hareketinde yaklaşık sevgili arkadaşlar 65 milyon insanın yer değiştirdiği düşünülmektedir. Ve bu o tarihe kadar kıtalar arasındaki en büyük göç hareketi olarak ifade edilmektedir sevgili arkadaşlar. Avrupalı devletler tarafından bu alanlarda sömürge amaçlı koloniler kurulmuştur. Bütün bu göç hareketleri Amerika ve Okyanusya kıtalarında yeni devletlerin kurulmasına neden olmuştur diyebiliriz. Şimdi hızlı bir sanayileşme sürecine geçen ülkeler eğer ki ülke içerisinde kendi nüfusuna ait ihtiyacı karşılayamazsa buna bağlı olarak yurt dışından bu ihtiyacı karşılayabilir. Özellikle 2. Dünya Savaşı'na katılan Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkeler sınırları içerisinde ortaya çıkan iş gücü açığını kapatmak için ve kalkınmalarına özellikle hız verebilmek için bu göç hareketini başlatmışlardır diyebiliriz. Burada özellikle hızlı bir nüfus artış hızı. Kırsal alanda isteklerin çoğalması ve çeşitlenmesi, gelir dağılımındaki bozukluklar, dengesizlikler, istihdam sorunları, kırsal kesimde gelirin düşük olması, insanların işçi göçü neticesinde başka alanlara göç etmesine sebep olmuştur. Tabii ki de Türkiye ile Almanya arasında 1961 tarihinde imzalanan işçi göçü antlaşması sebebiyle Avrupa'ya çok sayıda insan gitmiştir. Tabii ki de bu dönemde sadece Avrupa'ya gitmiyoruz biz. Yani Avrupa derken Almanya'ya gitmiyoruz. Almanya dışında Hollanda, Fransa, Avusturya gibi ülkeleri de gitmekteyiz. Son yıllara baktığımızda ise özellikle Arap ülkelerine, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ve Orta Doğu ülkelerine de gidebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Geldik mübadele göçleri. Özellikle ülkeler arasında yapılan anlaşmalar gereği sevgili arkadaşlar karşılıklı olarak vatandaşların değiş tokuş işlemidir diyebiliriz. Tabii ki de burada devletler antlaşma yapıyor ve antlaşma gereği kendi ülke vatandaşlarını karşılıklı olarak yer değiştiriyor. Biz bunu Cumhuriyet döneminde Lozan Antlaşması ile Türkiye Yunanistan arasında 1923 tarihinde gerçekleştirdik. Burada özellikle Türkiye'den Yunanistan'a yaklaşık bakın 1 milyon 200 bin Rum, Yunanistan'dan Türkiye'ye de yaklaşık 450 bin Türk göç etmiştir diyebiliriz. Bakın bu ifade maddeye bakın. Mübadele antlaşması maddesi. Türk topraklarına yerleşmiş Ortodoks mezhebine mensup Türk uyruklu Rumlar ile Yunan topraklarına yerleşmiş İslam dinine mensup Yunan uyruklu Türklerin 1 Mayıs 1923 tarihinde başlayarak zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimseler Türk hükümetinin izni olmadan Türkiye'ye bak izni olmadan Türkiye'ye Yunan hükümetinin izni olmadan da Yunanistan'a dönerek yerleşemeyeceklerdir. O zaman buradan şu yorumu yapabilirsiniz. Mübadele göçünün birinci maddesine baktığımızda bu göçün zorunlu bir göç olduğunu ifade edebiliriz. Geldik beyin göçüne. Tabii ki de diğer göçler içerisinde eğitim seviyesinin en yüksek olduğu göç hareketi nedir derseniz beyin göçüdür. Özellikle iyi eğitim almış, nitelikli ve yetenekli insanların başka ülkelere göç etmesi beyin göçü olarak adlandırılmaktadır. Tabii ki de beyin göçü genellikle sevgili arkadaşlar az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yapılmaktadır. Burada özellikle beyin göçüne sebep olan bazı durumlar var. Gelir düzeyinin düşüklüğü, ekonomik zayıflık, bunun dışında araştırma için ayrılan kaynakların az oluşu, savaşlar, siyasi baskılar beyin göçüne sebep olan en temel unsurdur. Ya düşünün iyi eğitim almış bir birey ülkesinde yeterli çalışma ortamı bulamadığı zaman bu çalışma ortamını sağlayabilecek gelişmiş ülkelerden ülkeleri göç etmek zorunda kalabilir. O yüzden beyin göçünü diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi bu göçü yapan bireylerin eğitim seviyelerinin yüksek olmasıdır diyebiliriz. Şimdi dünya ülkelerine baktığımız zaman ne dedik biraz önce? Gelişmiş ülkeler içerisinde beyin göçü yoğun ölçekte alınıyor ve bu ülkeler içerisinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre, İsveç, Norveç, Avustralya Beyin göçü alan ülkeler sıralamasında ön sıradadır. Tabii ki de beyin göçü veren ülkeler az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler dedik. Burada da özellikle Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, İran, Afrika kıtasındaki ülkelerin büyük bir çoğunluğu ama burada parantez açıyorum. Güney Afrika Cumhuriyeti yazıyorum. Bu bu ülkeler içerisinde değil. Beyin göçü alan ülkeler içerisinde bunu da unutmayalım. Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerini de bu alana örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Özellikle bu göç hareketi bilimsel ve teknolojik araştırmaların gelişerek daha fazla önem kazanması bu göçü de hızlandırmıştır. Bunu da unutmayalım. Tabii ki de doğa olayları çok fazla sayıda can ve mal kaybına dönüştüğünde biz bunlara afet diyoruz. Ve afete bağlı olarak dünyanın birçok alanında göç hareketi gerçekleşmekte. Özellikle sel, deprem olayları, volkanizma faaliyetleri, toprak kayması, fırtına, çölleşme, kuraklık gibi afetler insanların kendilerini daha güvende hissedecekleri yere göç etmesine neden olmaktadırlar. Şimdi biz biraz önce zaten Orta Asya'da yaşayan Türk topluluklarının kuraklığa bağlı olarak birçok alana göç etmesi. Bununla birlikte dünya ölçeğinde 1906'da Kaliforniya'da meydana gelen deprem sonucu yaşanan göç hareketi. Kırgızistan'da 94'te yaşanan heyelan sonucu meydana gelen 270 bin insanın göç hareketi. Çin'de meydana gelen kuraklık olayı sonucunda 2 milyon insanın göç etmesi. Özellikle bizim ülkemizde yaşanan Marmara depremleri sonucunda insanların deprem tehlikesi düşük alanlara göç etmesi doğal afetlere bağlı olarak meydana gelen göçler olarak ifade edilebilir. Şimdi geldik sosyal olay ve savaş göçleri. Tabii ki de ülkeler arasında savaşlar, ülke içerisinde yaşanan sosyal ve siyasal çatışmalar sonucunda insanlar hem ülke içinde hem de ülke dışında göç etmektedir. Bakın burada göç hareketi ile ilgili Birleşmiş Milletler'in bir tanımı var. Nedir bu tanım dersek mülteci, ırkı, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişiye verdiğimiz isimdir. Ve burada özellikle 2011 tarihinde başlayan Suriye'deki iç karışıklığa bağlı olarak meydana gelen göç hareketleri sevgili arkadaşlar. Buraya verebileceğimiz en önemli göçlerden bir tanesidir. Onun dışında Naziler döneminde Almanya'dan çok sayıda Yahudi, Suriye'deki iç savaştan dolayı çok sayıda insan göç etmek zorunda kalmıştır. Şu anda günümüzde canlı bir şekilde yaşayabilmekteyiz maalesef. Rusya-Ukrayna arasında meydana gelen savaş neticesinde Ukrayna halkının büyük bir çoğunluğunun Avrupa'ya doğru göç hareketini de maalesef ki görebilmekteyiz. Afganistan'dan gelen göçler İran'daki rejim değişikliğinden dolayı Türkiye'ye gelen göç hareketlerinin hepsi savaş ve sosyal olay göçleri olarak karşımıza çıkar. Geldik şimdi etkinlik kısmımıza. Adana'ya pamuk hasadı için yapılan göç diyor. Şimdi bu göçün türü nedir dersek bu göçün türünü öncelikle şöyle biraz açalım. Şimdi Adana'ya pamuk hasadı için bir göç yapılıyorsa insan bulunduğu yerden hasat için buraya geldi sonra tekrar bulunduğu alana gitti. O zaman bu geçici göç olarak ifade edilebilir. Yani mevsimlik göçtür ve bu göçe sebep olan temel faaliyet, temel faktör tarımsal faaliyettir. 1960 yılından sonra Türkiye'den Avrupa ülkelerine yapılan göçler. 1960 yılından sonra Türkiye'den Avrupa'ya özellikle nereye dedik? Almanya, Belçika, Hollanda dedik değil mi? E buraya insanlar niye göç etti? İşçi göçü olarak gittiler değil mi? O zaman bu ne oldu? Oraya gittin misal. 1960'dan sonra Almanya gittin. Bir daha gelmedin. Bu sürekli göç oldu. Ekonomik faaliyetlerin bal meydana gelen göçler diyebiliriz. 1923 yılı. Lozan Anlaşması ile ülkemize gelen göçler diyor. E bu neydi? Mübadele göçüydü değil mi? Hatta buradaki göç hareketi zorunlu göç olarak da ifade edilebilir. Çünkü birinci maddede ne diyordu? Yunan hükümetinin izni olmadan Türk hükümetinin izni olmadan yerleşemeyeceklerdi diyordu. İyi eğitim almış kişiler ha o zaman bunun eğitim seviyesi yüksek. Eğitim seviyesi yüksek göç hangisiydi dersek? Beyin göçüydü değil mi sevgili arkadaşlar? Hemen onu da şey yapalım. Bak kelimeler bize neyin olduğunu daha rahat bir şekilde bulmamızı sağlıyor. Ukrayna'dan Batı Avrupa ülkelerine gerçekleşen göç izlediğimiz, gördüğümüz göç hareketi nedir? Bu savaş ve sosyal olay göçleri olarak ifade edilir. E bu göç hareketi de zorunlu göç olarak ifade edilmekte. Hunların batıya doğru göçleri Hunların batıya doğru göçleri. Hunlar batıya göç ediyor. Önündeki kavimleri Avrupa'nın iç kısmına doğru sürüklüyor. Ve burada kitlesel bir göç hareketi meydana geliyor. Biz bu göç hareketine ne diyoruz? Tabii ki de kavimler göçü diyoruz. Turizm sektöründe çalışmak amacıyla İzmir'e gelen insanlar. Bak turizm sektöründe çalışmak amacıyla geliyorsa belirli bir süre gelir. O zaman bu geçici göç hareketidir. Mesela bunu demeseydi Muğla'ya yaz döneminde gelen çalışmak için gelen insanlar deseydi gene biz ne olacaktık? Geçici göç içerisinde turizm faaliyetine bağlı olarak meydana gelmiştir diyecektik. Kırgızistan'da yaşanan heyelan olayı sonucu yapılan göçler diyor. E bu doğal afet göçleri olarak ifade edilir. Aynı zamanda bu zorunlu bir göçtür de diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi Dinamo Soru Bankamızdan sizler için seçmiş olduğumuz sorumuza. Soru bize ne diyor? Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanlarda belirtilen nedenlerden hangisi o yörede mevsimlik göçe neden olmaz diyor. Mevsimlik göç neydi? Ben mesela burada yaşıyorum. Burası neresi? Hakkari. Hakkari'den izleyenleri de selamlar olsun diyelim. Şimdi Hakkari'den nereye gittim? Doğu Karadeniz'e gittim ve tarımsal faaliyetlerde atıyorum çay hasadına katıldım tekrar bulunduğum alan olan Hakkari'ye geldim. O zaman bu mevsimlik göçe sebebi oldu mu? Oldu. Daha sonraki süreçte Hakkari'den kalktığım yaz döneminde Adana'ya pamuk asadı için geldim. Pamuk asadı bitti. Tekrar ne yaptım? Hakkari'ye döndüm. E, o zaman buradaki ifadede mevsimlik göçe sebebi oldu mu? Oldu. Ben Hakkari'den gene kalktım. Nereye gittim? Antalya'ya turizm faaliyeti içinde çalıştım ve daha sonra turizm sezonu bittiğinde tekrar Hakkari'ye geldim. O zaman bu da mevsimlik göçe sebep oldu. Devamında ben Hakkari'den kalktım. Nereye gidiyorum? İnşaat ifadesi için İzmir'e gidiyorum. İnşaat sektöründe çalıştım. Daha sonraki süreçte inşaatın bitimiyle birlikte tekrar Hakkari'ye geldim. O zaman bu da mevsimlik göçe sebep oldu. Ama ben Hakkari'den kalkar sanayi faaliyeti için Çatalca Kocaeli Platos dediğimiz alana gidersem bu sürekli bir iş sahası olacaktır. Ve buradan tekrar belirli bir süre sonra dönemem. Bu o zaman o alandaki göçe sebep olan mevsimlik göçe değil sürekli göçe örnektir diyebiliriz. O zaman şöyle şıklara bakıyorum. Sanayinin olduğu şık B seçeneği. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Göçlerin nedenleri yani biz göçe sebep olan durumlarda olumsuz faktörler varsa göçe sebep olan itici, olumlu faktörler varsa göçe sebep olan çekici faktörler dedik. Göç türleri yapıldığı yere göre kentten kente, kırdan kıra, kırdan kente, kentten kıra dedik. Bunun dışında mevsimlik göçler, sürekli göçler ifadesi, zorunlu göç, gönüllü göç ifadesi bunlardan bahsettik. Tarihteki önemli göçler tabii ki de burada Türk göç Orta Asya'dan göçleri kavimler göçleri onun dışında yeni dünyaya göçler bunlardan bahsettik ve en son kısımda savaş ve sosyal olay göçleri deyip bu göçlerle ilgili ifadeleri değinip sizinle birlikte etkinlik yapıp dersimizi bitirdik diyelim tabii ki de yorumlarınız bizler için çok önemli. Bizim anlatmış olduğumuz ders videoları sizler için yararlı oluyor mu? Mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Onun dışında bize bir öneriniz, bir tavsiyeniz var mı? Bunu da mutlaka yorumlar kısmına belirtin. Yani öğretmenim böyle bir şey yapsak da çok iyi olabilir diyebileceğiniz her şeyi biz değerlendirip yapmak isteriz. O yüzden bu bilgiyi bizlerle paylaşın. Bir sonraki sayfada ödüllü soru var. Ödüllü sorunun cevabını mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Aynı zamanda videomuza like atmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar hemen şöyle tekrar ödevlendirmelerimizi hatırlatmamız gerekirse. Burada bakın şurada göçün nedenleri diyor 132, 134, 136, 138. sayfalar burayı çözüyorsun. Zaten sol tarafta güzel bir konu anlatım kısmımız var. Buradan fayda alarak hemen sorularımızı burada tık 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 çözebilirsiniz. Takıldığınız yerde karakol okutup sorunun çözümünü öğretmenimizden dinleyebilirsin. Dinamo Soru Bankası'nda tekrar ödevlendirmemi hatırlatayım ben. Üçüncü bölüm göç göçün nedenleri, göç türleri, göç sonuçları. Türkiye'de göçü çözme çünkü bunu bir sonraki dersimizde biz anlatacağız. 118. sayfayı da şöyle açarsam örnek olabilmesi için sizler için biz burada güzel bir model soru çözümü yaptık. Ardından çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Bakın aynı zamanda bölüm bittiğinde yani Türkiye'deki göçleri de anlattıktan sonra bölüm sonu tarama testlerimiz yer almakta. Bunlar da sizin için mutlaka çözülmesi gereken ifadeler. Daha sonraki süreçte gireceğiniz TYT AYT sınavları var ve bu alanda ÖSYM tarzı sorularımızla biz kazanımı uygun bir şekilde testimizi hazırlamış olduk. E Yazılılarımız var. Yazılılar içinde doğru yanlışlar, boşluk doldurmalar, klasik sorularımız, eşleştirmelerimiz, bulmacalarımız yer almakta diyelim bölüm sonlarında. Tabii ki de sevgili arkadaşlar ödevlendirme müthiş yaptık ve çözeceğiniz yerler belli. Hadi bakalım cevapları ödüllü soruyu bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.